Merhaba Mürekkep Haber takipçileri. Bugün sevgili Emre Kınay ile birlikte Emre Kınay'ın yeni oyunu Irgat'ı konuşmuş olacağız. Irgat ilk olarak İstanbul Tiyatro Festivali'nde gösterildi ve geçtiğimiz haftada galası yapıldı. Şimdi Emre Kınay yeni oyuna başladı. Irgat oyununa başlamış oldu. Irgat oyunu konuşmuş olacağız. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi Emre Bey, en başından başlamak istiyorum. Irgat kelimesine baktım. Türk Dil Kurumu acaba dedi nasıl bir karşılık bulmuş? Türk Dil Kurumu şöyle çok basit bir karşılık bulmuş. Yapı işçisi. Ama bence ırgat kelimesinin bizim böyle dilimizde, kültürümüzde çok daha derin anlamları var. İşte ne bileyim, belki bir ezilişin simgesi, işçinin belki emeğin belki simgesi. Size göre kim bu ırgat? Tam da söylediğiniz gibi. Evet. Ama yapı işçisi dediğinizde o yapının tanımını binadan çıkarırsanız aslında tüm yapının işçisi gibi de anlıyor. Yani devletten bireye, bireyden devlete, kurduğunuz apartmandan işe, oradaki emeğiyle o bütün her şeyi yapıyı inşa eden adı ırgatsa, o zaman TDK doğru bir tanım yapmış. Yani yapının işçisi ise, yapı işçisi belki eksik kalır ama yapının işçisi, inşa etmekte ve yeniden kurmakta onsuz olmaz. Çünkü bir karınca yuvasının, o işçi karıncanın taşıdığı o yiyecek olmazsa o dönmez, o yuva aynı şekilde. Ama öbür taraftan tabii Türkçe'de çok fazla, yani emekçi, işçi, alın teri, ırgat deyince akla gelen, çalışmaktan yorulmayan, yorgunluk nedir bilmeyen, kendi bir sevdası olan, kendine ait bir görüşü olan ve emeği her şeyin üstünde gören kişi belki de aynı zamanda. Şimdi oyuna dönersek, oyun aslında çok büyük bir çabanın ürünü. Shakespeare'e ait binlerce cümle derlendi, konu başlıklarına göre ayrıldı ve bir kurgu haline getirildi. Bu oyunun sahneye konma süreci nasıl işledi? Nasıl bir süreçten geçti bu oyun? Biz pandemiden önce Emrah'la biraz konuşuyorduk. Emrah'cığım ne yapabiliriz acaba? Siz bana hani hep beraber... Uzun yıllardır çalışıyoruz zaten Emrah'la da beraber. Yani tanışıyoruz, çalışıyoruz demişim. Bakırköy Belediye Tiyatroları'ndan bu yana da bir tanışıklığımız var. Yani bana oyun yapman lazım dedim. Yönetmen olarak çok beğeniyorum zaten Emrah'ı. Bence son dönemlerin sonraya da damgasını vuracak en önemli yönetmenlerinden biri. Ya abi ne yapalım, öyle mi yapalım? En son dedi ki ya bize ait bir şey olsun ama da evrensel de olsun. Nasıl olur? Fikir tamamen Emrah'ın. O fikri alıp geliştirip onlarca Shakespeare oyununu tarayıp o kadar replik içerisinden kurgu hikayeyi tamamen baştan yazıp Shakespeare'in hiç yazdığından haberi olmadığı bir tragediyasını daha oluşturan Irmak Bahçeci. Biz de provalara pandemiden önce başladık. Önce dijital mi yapalım dedik. Sonra yok dijital bize göre değil dedik. Ama dijital tiyatroyu da kurmuş bulunduk bu sırada, orada platform olarak duruyor. Ama dediğim gibi hani canlı yapalım dedik. İşte pandemi sonrası İstanbul Tiyatro Festivali'ne dedik ki biz girelim. O bize hem bir start da verdi yani. Çünkü biliyoruz ki o gün oynayacağız. Her şeye rağmen oynayacağız. Her şeye rağmen oynadık. İyi ki de oynadık. Çok da güzel gidiyor. Seyircinin reaksiyonu çok iyi. İyi bir tiyatro izleyicisi geliyor ve hani ben de çok mutluyum. Şimdi birazdan oyuna tekrardan dönmek istiyorum ama az önce Emrah Eren'den bahsettiniz. Orada aklıma geldi. Şimdi Emrah Eren Bir Baba Hamlet'te de böyle sıra dışı bir Shakespeare'le böyle seyirci karşısına çıkmıştı. Yine baktığımızda aslında yine bir sıra dışı bir Shakespeare de var. Irgat'ta da bir sıra dışı Shakespeare var. Ya ben şeyi merak ediyorum. Emrah Eren Shakespeare'den ne istiyor? Shakespeare'le derdi ne? Shakespeare'le hepimizin derdi var. Sadece Emrah'ın değil. Belki de hatta ben Shakespeare'le olmasını zorlamış bile olabilirim Emrah'a. Emrah yenilikçi bir adam. Evet. Ama oradaki gelenekselliği de görmezden gelmeyen bir adam. Ve çok disiplinli ve çok enteresan bir kurgu mantığı var. Dolayısıyla da Emrah'ın Shakespeare'i kurcalamak ve dert değil, Emrah'ın derdi şu: Shakespeare hala söylediği neydiyse bak hala geçerli, doğru söylemiş ve söylüyor.
Artık Shakespeare İngiliz yazar değil, artık Shakespeare Türkiye'li. Artık Shakespeare Arjantinli, Rus, Çek, Amerikalı. Nereye çekerseniz olur. Çünkü Shakespeare artık bir dünya vatandaşı. Anlattığı insan öyküleri de hala ve hala bugünkü gün gibi söylediği her replik yazdığımız, sizin de şahit olduğunuz gibi. Yani oyunun %95'i, ben sadece %5'lik bağlantı cümlesi katkısı yapmışızdır oraya. Ya da oynarken öyle bir ek yapmışızdır. Onun dışında pure Shakespeare. O yüzden büyük olan Shakespeare yani. Şimdi oyuna baktığımızda oyun bir kolaj tekniğiyle yapıldı ve Shakespeare'in farklı eserleri derlendi. Oradan bir kurgu oluşturuldu. Bu tabii ki çok büyük bir emek, çok ciddi bir, belki aylar, belki yılı alan bir emek vardır burada. Ama bir yıl. Evet, ama öte yandan da şu da var. Şimdi baktığımızda her bir cümlenin söylendiği andaki bir karşılığı var, ruhu var. Oyunda şöyle bir risk de olabilirdi bence. Ortaya bir karmaşa da çıkabilirdi. Sizce bu bir risk olabilir miydi? Ya da bu konuda ne dersiniz? Olmazdı çünkü aslında tiyatral görüş olarak Emrah'la aynı yerdeyiz. Yani biz metin kadar dramaturjiye de inanıyoruz. Yani bazen öyle oyunlarla karşılaşırsınız ki metin olağanüstüdür ama onu sahne üzerinden seyirciye geçirmek, anlatabilmek çok zor olabilir. Dolayısıyla biz o dramaturjide de Emrah'ın esas bence yönetmenlik mucizesi orada. Hikayenin anlatım meselesinde çok kafa yorduk. Yani hatta oynadık. Dedi ki bana Emrah, ya burası abi geçmiyor dedi yani. Hani ben anlatamıyor muyum? Yok. Laf mı böyle, yok. Hepsi mi böyle? Hepsi böyle. O zaman hani ne yapalım? Dedik ki baştan bir daha. Belki de bunu da önlemek için de sık tekrarla ve yaptık, o ruh geçene kadar. Yapıp komple bozup yeniden yaptığımız sahneler oldu. Bütün amacımız, ben başardığımızı düşünüyorum bu arada, bütün amacımız tekstin eski olmaması, karşılaştıklarında anlamakta zorluk çekmeyecekleri bir tekst ve onu da en düzgün ve en kolay anlayabilecekleri bir beden dili ve hakimiyetiyle ve sahne diliyle anlatalım. Belki de en bizden bir karakterle, bir ırgatla belki evet, de. Evet, ama ırgat Shakespeare'in de sorunu. Evet. Yani ben dosdoğru bir ırgatım sadece diyor oyunların birinde. Ben dosdoğru bir ırgatım, benden ne istiyorsunuz diyor. Evet. Şimdi oyunun sonlarına doğru baktığımızda bir interaktiflik de söz konusu. Mesela evet, ya bir bütün olarak da belki var ama özellikle bunu daha yoğun bir şekilde hissediyoruz. Son bölümlerinde o marşlarda diyelim, buna marş diyelim diyebiliriz herhalde. Aslında onu slogan diyelim. Evet, bir slogan diyelim. O işte, onu seyirciyle birlikte söylüyorsunuz. Şu an mesela sahnede olan iki bekar oyununda iki kişi Evrim Alasya ile birlikte oynuyorsunuz. Neden bir interaktif bir sürece dahil ettiniz? Yani sahnede yalnız başınıza kalmaktan mı korktunuz? Niye bir seyirci dahil ettiniz? Güzel soru. Yo, korkmadım. Ama ırgatın meselesi sahnede evet, koltukta oturan herkesin meselesi. Evet. Sadece ırgatın meselesi değil ki. Yani hisarlarının kalın duvarlarına güvenen hünkârların evet, zulmünü yıkamaz kimse tek başına cümlesi Shakespeare'e ait. Evet. Bugün geçerli. Ve bu cümleyi okur yazar olup da kent hayatı içinde beyaz yakalı, mavi yakalı okur yazar, çizer bunu paylaşmayacak ve bunun üzerine en az 3-5 tane yorum yapmayacak insan, çağdaş kent kültürü insanı var mıdır? Dolayısıyla hikayenin paylaşılması lazım. Yani şunu da söylüyor oyun aslında, benim için oyuncusu olarak oyunun, onun dışında bu da önemli. 600 yıldır insan denen bu garip mahlukatın hikayesindeki Ali Cengiz oyunları hiç değişmemiş. Ve kendi türüyle bu kadar uğraşıp, kendi türünü bu kadar canını yakan, kendi türünün bu kadar yok olmasına uğraşan başka da bir tür yok gezegenimizde. Yani timsallar beraber avlanıp beraber yiyorlar. Antiloplar beraber geziyor. Kaplanlar beraber geziyorlar. Ve kendi türünden birinin etini kanını emip yemiyorlar.
500-600 yıl. Belki de Shakespeare'in tesadüfen seçilmediğinin cevaplarından biri de bu. Dolayısıyla bütün insanlık öyküsü hepimize ait. Sadece ırgata değil. Irgatın duvar ışığını izlemeye gelenlere de. Hakikaten bizde de öyledir. Dün Allah korusun kimsenin başına gelmesin bir kazaya denk geldim sokakta. Araba kazasına herkes durmuş. Kazadaki can kaybı var mı yok mu onu görmeye çalışıyordu. Yani inşaat yapılırken bakarız. Fırtına damı uçurur biz bakarız. Bacadan aile zehirlenir. O ailenin yani gördüğüm haberlerden bahsediyorum. Cenazeler dışarı çıkarılır. Dışarı çıkarılırken halk toplanır o cenazelere bakar. Cenazeyi fotoğraflar. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani bu kadar acımasız bir türün hikayesi elbette Emrah'ın seçimiydi. Ama bence de ben de istedim. Beraber oynanmalıydı. Orada seyirci olarak kalamazlardı bu oyunda. O hikayeye katılmaları gerekiyordu. Gelenlere de söyleyelim, oyuna katılmanız lazım. Ama bugüne kadarki alışkanlığınızda stand-up'lardaki gibi değil. Hikayenin bir tarafından yakalayıp kendinize ne kadar ilgisi var olduğunu düşünüp oradan katılmalı ya da belki de protesto etmelisiniz benim söylediklerimi. O zaman bu oyun tek kişilik bir oyun değil. Bu oyun koca bir salonluk bir oyun. Herkesin dahil olduğu bir oyun. Tek kişilik geniş kadrolu bir oyun. Evet. Şimdi oyunda baktığımızda LGBT+ karakterlerin de göründüğünü, en azından onların varlığının da söylendiğini görüyoruz. Her ne kadar pek de iyi bir sonla bahsedilmese de maalesef ki pek de bir sonla bahsedilmese de. Şimdi ana akım yapımlara baktığımızda bu takım bireylere çok fazla yer verilmiyor. Onların görünürlüklerine çok fazla yer verilmiyor. Ama sizin gibi bir ana akım bir oyuncunun ve bir Shakespeare de dahil olduğu bir oyunda bunu göstermeniz bence çok önemli. Sizce niye ana akım işlerde LGBT+ bireyleri çok fazla göremiyoruz? Ya bir toplum olarak buna tabii ki alışamadık henüz. Ama bir adım önde olması gereken sanat da sanki çok fazla. Yani Türkiye yapımı, Türkiye'li işlere de baktığımızda sanki onlar da pek fazla alışamadılar gibi duruyor. Yani en büyük sebebi biz sansürü otosansür olarak genimize geçirdik. Birincisi o. İkincisi ana akımda LGBT+ bireyler ya da nasıl tanımlamak gerekir şu anda çok bulamadım. Çünkü bu bile bence yani şu cümleyi kurduğumda bile ayrımcılık yapıyormuşum gibi hissediyorum. Ana akım televizyon dizilerinin bazılarında ya da bazı filmlerde mizah unsuru olarak kullanılıyor. İnsanların doğaları mizahın o tarafını çok kaldırmaz gibi geliyor bana. Öte yandan oyunun içerisindeki bizim aldığımız hikayede ki durumda finaldeki acı her ne kadar acı son dediğinizi söylüyorum. Çok da spoiler vermek istemiyorum. Oradaki son, oradaki yaratılışla ilgili değil. Oradaki son, başa gelen öykünün kısasıyla ilgili bir şey. Çünkü şu repliği atlayan biri oyunu bir daha gelip izlesin. Özellikle biz birkaç tane de reaksiyon aldım bununla ilgili. Özellikle LGBT birey arkadaşlarımdan. Şu laf var. Sevda bize yük gelir, ağır olur. Ama çoğunlukla o da yaradandandır deyip şükretmez miyiz? Deyip seyirciye bakıyor. Seyircinin reaksiyon vermediğini görüyor. Neden? Sevda yaradandan değil. Öyledir, öyle diyor. Şimdi bunu söyledikten sonra gerisi hikayenin kurgusuyla ilgili bir şey. Oradaki hikayenin finaline giden yoldaki o seçim, üstü kapalı anlatmaya çalışıyorum seyircinin sürprizi kaçmasın diye. O seçim eziliyorsan kültürün doğrultusunda başka bir hesaplaşmaya doğru gidiyorsun. Oyunun içerisinde kadın meselesi de var çünkü.
oyunun meselesini bütün tırnak içinde kimi hadsiz gruplar için dezavantajlı herkes var. Irgat onların başında gelen. Ve her şeyi şuraya bağlıyor. Sevda Yaradan'dan değil mi? Öyle. Ve bunu nasıl olacağına hangi kul karar verecek? Hangi yetkiyle? Kim olarak? Hangi sıfatla? Ve nasıl bir ayrıcalıkla kendini başka insanlardan ayrı bir konumlandırmada görecek? Çok ikiyüzlü bir yaklaşımımız var bizim. Medyanın da genel anlamda görsel medyanın ve yazılı medyanın da burada çok ikiyüzlü bir yaklaşımı var. Herkes karşıt olanlar gürül gürül bağıra çağıra söylerken hissetlerini hayatın bir parçası olarak görenler çok kısık sesle söylüyorlar desteklerini. Evet, kimine ilgilendirir, kime ne diyorlar. Öbürleri olur mu efendim benim çocuğumla diye başlıyor. O bağıra çağıra ama ne alaka o zaman sende diyor. Bu ikiyüzlülük. Bu oyun en azından sohbet ederken aralarında oyun izledikten sonra bu ikiyüzlülükten kurtarmayı başarırsa en azından bazı seyircilerini veya bunun üzerine düşünmeyi başartırsa o zaman bile bence işini yapmıştır. Son sorumuz olsun bu da. Şimdi baktığımızda Türkiye'de şöyle bir kısır döngü var. Bir kısım çevre sanatçının aslında muhalif olması gerektiğini söylerken bir kısım aksi yöndeki bir kısım çevrede sanatçının sadece sanatla ilgilenmesi gibi böyle ortaya kısır bir tartışma çıkıyor. Sizin oyununuza baktığımızda, Irgat'a baktığımızda aslında siyasi göndermelerin de olduğunu varsayarsak sanatçı gerçekte tam olarak ne olmalı? İnsan. İnsan olmalı. Yani bu tanımı yapanların sanatın alanını çizme yetkilerini nereden aldıklarını da konuşmamız lazım. Çünkü çok basit bir şey söyleyeyim. Bir mühendis, bir mimar, bir doktor Türkiye'de çokça gördüğümüz örneklerde avukat bir sürü dava, dosya, bina vesaire yaptıktan sonra siyasete soyunurlar. Neden? Daha iyi bir yaşam sunmak için. Birisi bir yeri yönetiyordur. Onların başka bir çözümleri vardı ya da yönetenin yönetiş şeklini beğeniyordur. Oraya dahil olmak isterler. Neden? İnsanların daha iyi şartlarda yaşaması için. Sanat nedir? İnsan için çalışan. Ne için? İnsana güzelliği anlatmak için. Nasıl güzelliği? İnsana ait temel bütün duygularla ilgili öyküleri anlatarak. Nasıl olacak? Mesela mütedeyyin bir hanımefendinin mütedeyyinlikten kaynaklı türbanı ile ilgili yaşadığı sorunları filmini yapmak istese bir yapımcı herhangi bir gösterge ve görsel kullanmadan bunu anlatabilme imkanı var mı? Dolayısıyla sanatın alanını çizmeye çalışmak başlıca bir cehalet ve emin olun dünyanın başka hiçbir ülkesinde böyle bir tartışma yok. Sanat muhaliftir. Sanat insandan yana insan için olan insana karşı olan her şeyin karşısındadır. İnsandan yana olan her şeyin de yanındadır. Dolayısıyla son derece cahilce kurulan cümleler, son derece insanlığa uzak cümleler bunlar. Sanat evet muhaliftir. Neye muhaliftir? İktidar seçilmiş olana muhalif değildir. İktidar insana, İnsanın onuruna, yaşamasına, nefes almasına, barınmasına, yemesine, içmesine, giymesine, eğlenmesine, şarkı söylemesine, bunların hepsine karşı olan bir durumun örneklerini, hikayelerini, meselelerini ve benzeri bütün hikayelerini toparlayarak onları göstererek ayna tutmaktır. Buna politik bir tavır diyebilir misiniz? Diyebilirsiniz. Kim olduğunu gösterir sanatçı. Bunu sanata, sanatçı işini yapsın diyene de suratını gösterir. İhaleciye de suratını gösterir. Hırsıza da suratını gösterir. Uğursuza da, çocuk tacizcisine de, katile de gösterir, hikayeler anlatır. Bazen hiç bilmediğiniz hikayeler anlatır gelecekten. Siz kendi yaşamınıza şükreder ya da gelecekteki yaşamla ilgili hayal etmeye başlarsınız. Sonra bir uçağı yapar işte.
Germinal romanını Emin Zola'nın kömür ocakları ile ilgili kim ayırabilir Soma ve Zonguldak'taki kömür ocağında yaşanan başa gelen olaylardan? Nasıl ayırabilirsiniz? Emin Zola'nın onu 1800'lerde yazmış olması alakası yok efendim diye ayırabileceğiniz bir şey midir? Peki Emin Zola bu duruma göre insan onuru ve yaşamı ile ilgili bu eleştiri yaptığına göre sanatçı mı değildir? De sanatın ne olduğunu tanımlayan bazı yetkin olduğunu düşünen akıllar bunu söylerler. Hiç öyle bir dünya yok. İnsanın daha iyi bir yaşama kavuşması için kimin ne kadar söz hakkı ve eylem hakkı varsa sanatın ve sanatçının da en az onun kadar eylem hakkı vardır. Bir de bunu onaya ve seçime sunmaz. Sanatçı eserini üretir ortaya koyar. İnsanlar bunu benimsel kabul ederse devam eder. Yüzyılları aşar gider Shakespeare gibi, Zola gibi ve daha milyonlarca yazar, çizer, ressam vesaire gibi. Onun da bazıları da seçimle gelir, seçimle giderler. 105, 205, 305 yıl sonra kimse sizi hatırlamaz. Kimin çentik attığına tarihe bir daha bakmak lazım dönüp. Kimleri hatırlar tarih? Evet, böyle manşetlik sözlerle röportajımızı da bitirmiş olalım. Emre Bey çok teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, bu arada Irgat'ın da tarihlerini de söyleyelim. Galiba Aralık ayında birkaç tane oynayacaksınız. Hangi tarihlerde oynayacak? Aralık ayındaki çok oyunumuzu oynadık. Ben 17 Aralık kaldı şu an. 17 Aralık'ta oynayacağız. 10-11 Aralık'ta da İki Bekar adlı oyunumuz var. Sadece ciddi oyunlar oynamıyoruz. Evet. İki Bekar gibi müzikal komediler de oynuyoruz ama hani Irgat'ın da kendi içinde başka bir eğlencesi var tabii ki. Yani 10-11 İki Bekar, 17 Irgat tabii Ocak ayında daha yoğun bir programla seyircinin bizi lütfen takipte kalsınlar. Duru Tiyatro'nun internet sitesinden ve Instagram hesaplarından. Evet, dediğimiz gibi hem Irgat hem de İki Bekar Duru Ataşehir'de takipçilerini bekliyor. Mutlaka izlemeniz gerekiyor. Hoşçakalın.